Evet, daha önce sınavlarda çıkmış sorulardan birkaç tane çözelim. 53. soru. Tamer kareye tamamlama yöntemiyle aşağıda verilen denklemi çözüyormuş. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bu denklemde a 0'dan büyük ya da 0'a eşitmiş. Karşımızda ikinci dereceden klasik bir denklem var. Bir bakalım Tamer ne yapmış? Birinci adımda iki taraftan da c'yi çıkarmış ve ax kare artı bx eşittir eksi c elde etmiş. Sonra iki tarafı da a'ya bölmüş. Bu işlemin sonucunda sağ tarafta eksi c bölü a A elde etmiş. Tamam bu da doğru. Şimdi bizden bu çözümün üçüncü adımının ne olacağını bulmamızı istiyorlar. Kareye tamamlama yöntemi kullandığını bildiğimize göre Tamer denklemin bu kısmını kareye tamamlamaya çalışacak. Şuraya yazayım. X kare artı B bölü A x biraz boşluk bırakayım eşittir. Eksi c bölü a. Bunun tam kare olması için buraya bir sayı eklememiz gerektiğini öğrenmiş, hatta geçmişteki videolarda bunun ispatını bile yapmıştık değil mi? Ekleyeceğimiz sayının, bu sayının yarısının karesi olması gerekiyordu. Öyle değil mi? Evet, eğer tam olarak ne demek istediğimi anlamadıysanız, Khan Akademi'nin tam kareye tamamlama konusundaki konu anlatım videolarını yeniden izlemenizi öneririm. b bölü a'nın yarısı b bölü 2a'dır. Şöyle yazayım, bir 1 bölü 2 çarpı b bölü a, evet b bölü 2a'ya eşittir öyle değil mi? Ve şimdi de denklemin iki tarafına da bunun karesini eklememiz gerekecek. x kare artı b bölü a x artı bunun karesi yani b bölü 2a'nın karesi eşittir eksi c bölü a. Denklemin bir tarafına bir şey ekliyorsak aynı şeyi diğer tarafına da eklememiz gerekir. Evet artı b bölü 2a'nın karesi de buraya. Bunun seçenekler arasında olup olmadığını merak ediyorum. Bakayım, evet, işte burada. x kare artı b bölü a, x artı b bölü 2a'nın karesi, eksi c bölü a artı b bölü 2a'nın karesine eşit. Doğru cevap. D. Tekrarlıyorum, burada yaptıklarım kafanızı karıştırdıysa veya tam olarak anlamadıysanız bu adımları ezberlemek yerine Kan Akademi'nin tam kareye tamamlama konusundaki videolarını kesinlikle bir kez daha izlemelisiniz. Eğer anladım diyorsanız, hadi o zaman sırada 56. soru var. Eee, 56 mı dedim? Hayır, tabii ki de. 53'ten sonra 54.ye geçeceğiz öyle değil mi? Tamam saymayı bilmiyor olabilirim ama tam kareye tamamlamada fena değilim. Evet kesip yapıştırmam gereken bir soru daha şimdi. İkinci dereceden bir denklemin kök bulma formülünü elde etmek için gerekli dört adım aşağıda verilmiş. Daha önceki videolarda ikinci dereceden denklemlerin kök bulma formülünü tam kareye tamamlama yöntemiyle elde edebileceğimizi söylemiştim. Evet, bunun için başka bir video var ve şu an o videolardan da artık bahsetmek yerine bu soruda bizden ne istediklerine bakmak istiyorum. Adımların doğru sırası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır demişler. Birinci adımda ikinci dereceden denklemimiz olmalı. Bir önceki soruyu hatırlayacak olursanız onda da ikinci dereceden bir denklemle başlamıştık. Sonra denklemin iki tarafına da buradaki katsayının yarısının karesini eklemiştik. B bölü 2A'nın karesini iki tarafa eklediğimizde buradaki adımı elde ederiz öyle değil mi? O zaman önce 1 sonra 4. Devam edecek olursak denklemin sol tarafının x artı B bölü 2A'nın karesine eşit olacağını söyleyebiliriz. Bu adımda yaptığımız şey aslında çarpımları b bölü 2a'nın karesine, toplamları da b bölü a'ya eşit olan iki sayının hangileri olduğunu bulmak. Bu sayıların birbirlerine ve b bölü 2a'ya eşit olduklarını biliyoruz. b bölü 2a'ya b bölü 2a eklersek b bölü a karesini alırsak da b bölü 2a'nın karesini ve sonuç olarak da buradaki ifade elde ederiz. Öyle değil mi? Evet. x artı b bölü 2a'nın karesi. Sağ tarafta da bu iki kesrin ortak paydası bulup paydalarını eşitlemişler. O halde sıradaki adım ikinci adımdır. ve geriye üçüncü adım kaldığından ikinci dereceden denklemin kök bulma formülünü elde etmek için gerekli sıralama 1, 4, 2 ve 3 olacakmış. Bu da bakalım. A seçeneği ve sırada, 55. soru var. Seçeneklerden hangisi? Bir saniye. Soruyu yapıştırmadım değil mi? Henüz önce soruyu bir ekrana yapıştırayım. Evet aşağıdakilerden hangisi? 2x kare eksi x eksi 4 eşittir 0 denkleminin köklerinden biridir diye sormuş. Dikkat edin seçeneklerin hepsinde kare köklü ifadeler var. Bu denklem çarpanlarına ayırabileceğimiz bir denklem değil. Kök bulma formülünü kullanmamız gerekecek. İkinci dereceden denklemimiz ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde ise denklemin kökleri de neydi? Eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4ac hepsine birden bölü 2a öyle değil mi? Bu arada bunu kareye tamamlama yöntemiyle elde ettiğimizi eklemek istiyorum. Nasıl elde ettiğimizi başka bir videoda göstereceğim. Şimdilik aları, bleri ve c'leri yerlerine koyalım ve sonucun ne olduğunu bulalım. B nedir? Eksi 1 eksi b yani eksi eksi 1 ise 1 eder. Yazıyorum. 1 artı eksi kare kök içinde eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 4 çarpı a. a yerine 2 yazacağız öyle değil mi? Çarpı c yani eksi 4 çarpı eksi 4. Bölü 2 a. a 2 olduğuna göre 2 a 4 edecek. Böylece 1 artı eksi kare kök içinde eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 4 artı 4 çarpı 2 çarpı 4 ile aynı şey. Buradaki eksiği artıya çevirip bunu da yok ediyorum. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 4 de 32 eder. 32 artı 1. 33'tür ve bölü 4. Şimdi bunlardan hangisinin denklemin çözümlerinden biri olduğunu bulmamız gerekiyor. Sadeleştirmemiz gerekecek mi? Bir bakalım. Yok, yok, hayır. Aradığımız seçenek bu. Çözümler 1 artı eksi karekök içinde 33 bölü 4. Evet, çözümler bu olacaksa buradaki artılı versiyonu verilmiş c çözümlerden biri. Diğer çözümde ise aradaki işaretin eksi olması gerekecek. Değil mi? Bu kadar basit. Sıradaki soruya geçelim. 56 numaralı soru. Yine ufak bir kopyalama ve yapıştırma yapmam gerekiyor. Evet, evet oldu. 2x kare artı x artı 7 eşittir 0 denkleminin reel bir kökü olmadığını en iyi şekilde açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir demişler. Buradaki ikinci dereceden denklemin neden reel bir kökü olmadığı hakkında bir fikrim var ama soruya geçmeden önce biraz düşünelim istiyorum. İkinci dereceden denklemlerin kökleri ya da çözümleri eksi b artı eksi kare kök içinde b kare eksi 4ac hepsine birden bölü 2a'dan bulunuyordu öyle değil mi bana bunun ne zaman anlamsız olacağını söyleyebilir misiniz bu kesir b'nin ya da a'nın herhangi bir değeri için geçerlidir ama karekök işaretinin anlamsız olacağı bir durum aklınıza geliyor mu Reel sayılarda çalıştığımızı unutmayın. Evet, size bir ipucu verdim. Kare kökün içinde negatif bir sayı olduğunda eğer imajiner sayıların ne olduklarını daha öğrenmediyseniz ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yani reel bir çözüm bulamazsınız öyle değil mi? O halde b kare eksi 4ac. Eğer evet bu sıfırdan küçükse başımız 4'te de demektir. Çünkü reel sayılarla çalışırken negatif bir sayının karekökünü bulamayız. Bunun için bu soruda sıkıntının buradan kaynaklanacağını tahmin ediyorum. Bir bakalım. B 1'e eşit. Eksi 4 çarpı AC. A 2 C de 7. 1 eksi 4 çarpı 2 çarpı 7 de tabii ki sıfırdan küçük. Seçenekler arasında 1'in karesi. A. evet evet. Bunun yerine 1'in karesi olması gerekiyor zaten. 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 7 sıfırdan küçük. Yani negatif olduğu için bu denklemin reel bir kökü yoktur. Gayet güzel. Hadi bir tane daha. Yerim kalmadı ama ekranı biraz temizleyeyim. Evet olacak sanki ve oldu. Buradaki ikinci dereceden denklemin çözüm kümesini bulmamızı istiyorlar. Tabii önce soruyu ekrana yapıştırmam gerekiyor. Evet. Evet, 8x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Bize bu denklemi sağlayan x değerlerinin ne olduğunu soruyorlar. Seçeceğimiz x değerleri için denklemin sağ tarafının 0 eşit olması gerektiğini bildiğimize göre, ikinci dereceden kök bulma formülü eksi b artı eksi kare kök içinde b kare eksi 4ac, Bölü 2a, b 2'ye eşit yazıyorum. Eksi 2 artı eksi karekök içinde b kare yani 2'nin karesi eksi 4 çarpı a yani 8 çarpı c yani 1 ve bölü 2a yani 2 çarpı 8. Bu da Eksi 2 artı eksi karekök içinde 4. Doğru oldu mu? Eksi b artı eksi karekök içinde b'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c. Evet evet doğru burası 4 eksi 32 eder. Burada negatif bir sayı elde edeceğimi anladığım için yeniden kontrol etmek istedim bölü. 16, 4 eksi 32 negatif bir sayı öyle değil mi? Eksi 2 artı eksi kare kök içinde eksi 28 bölü 16 elde ettik. Eğer reel sayılarda çalışıyorsak bu denklemin reel bir kökü yoktur. Birden hata yaptığım hissine kapılmıştım ama seçeneklere göz atınca D'nin D'nin bize doğru cevabı verdiğini gördüm. D'yi hemen ekrana bir getireyim. Evet, reel çözüm yoktur. Reel sayılar kümesinde negatif bir sayının karekökünü alamayacağımıza göre aradığımız seçenek de bu. Bir soru daha yapabilir miyim diye bakıyorum. Yok, yok. Video yeterince uzamış yine. Bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.